Kanal V ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 13 Aralık Çarşamba ana haber bültenimizle karşınızdayız. Haberlerimizi detaylandıracağız ama öncesinde özetlerimizi izliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla İstanbul'da toplandı. Üye ülkelerin liderlerinin katıldığı zirvede Erdoğan, İsrail terör devletidir dedi. Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti olarak tanındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısının açılışında konuştu. Çavuşoğlu, Amerika'nın Kudüs kararını Türkiye'nin tanımadığını bir kez daha vurguladı. Antalya'da bu sabah FETÖ terör örgütüne yönelik Konya'yla eş zamanlı operasyon vardı. Mahrem imamlarının da olduğu toplam 135 şüpheliye gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınacakların arasında polis, asker ve memurlar da var. Isparta'da tarım sektöründe istihdam edilmek üzere Suriyeli 35 kişiye elma hasadı konusunda eğitim verildi. Suriyeliler ağaçların budanmasından elmanın toplanmasına kadar işin bütün aşamalarını öğrendi. Mide gazı sancısıyla kalp krizi teşhis açısından en çok karıştırılan hastalıklar arasında geliyor. Uzmanların dahi tereddüt ettiği bu sancıların ayrımı bakın hangi durumlarda anlaşılıyor. Detaylar ana haberde. Eko okul projeleri kapsamında Antalya'da neredeyse her okul farklı etkinliklere imza atıyor. Kepez'deki Zafer Anaokulu öğrencileri de bugün Konyaaltı sahilini temizledi. Miniklerin çevreyi temiz tutmak için de çağrıları vardı. Antalya polisi iki gündür kapkaççı alarmı vermişti. Uyuşturucu parası için kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla iki kız kardeş gözaltına alındı. Kız kardeşler tanınmamak için bakın ne yapmış. Hepsi ve daha fazlası birazdan Kanal V ana haberde. İslam İşbirliği Teşkilatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla İstanbul'da toplandı. Üye ülkelerin liderlerinin hazır bulunduğu toplantıda Erdoğan, İsrail terör devletidir dedi ve Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanımaya çağırdı. Zaten işgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının hiçbir hükmü olamaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daveti üzerine İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine bu sözlerle seslendi. Zirvenin açılışında konuşan Erdoğan, Amerika'nın Kudüs kararının hükümsüz olduğunun altını çizdi, İsrail'in bir işgal ve terör devleti olduğunu söyledi. Nitekim Amerika'nın bu hukuksuz kararına sadece Kudüs'ü işgal altında tutan İsrail destek vermiştir. İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir. Erdoğan, Filistin'de yaşanan İsrail şiddetini ve 1947'den itibaren Filistin'in nasıl parçalandığını gösteren resimle yaşanan dramı anlatarak yaşananların terör ve işgalcilik olduğunu yineledi. Bakıyorsunuz anne dipçikle dövülüyor ve o çocuk elinden alınıyor. Yani bu işgalci değil de, bu terörist değil de nedir? Bunun izahı var mı? Şuraya bak. 20'ye yakın asker, işte o çocuk gözleri bağlı, 14 yaşında. Bakınız yüzü kanrevan içinde. Bunu ispat etmek için ey Trump, sana daha neyi anlatalım? Kudüs kararıyla Amerika'nın İsrail'i ödüllendirdiğini belirten Erdoğan, Trump'a çağrısını devam ettirdi. Orantısız şiddet ve cinayet suçlarının faili İsrail, yaptığı tüm terör eylemleri için adeta ödüllendirilmiştir. Bu ödülü veren tek başına da olsa şu anda Trump'tır. Ben yaptım oldu demekle bu dünyada hiçbir şey olmuyor. Siz tek başınıza böyle bir karar alabilirsiniz. Ama dünya sadece sizden ibaret değil. Bol miktarda silahlarınız, uçaklarınız olabilir. Ama bunlar sizin güçlü olduğunuzu ifade etmez. Eğer haklıysanız güçlüsünüz. Eğer haklı değilseniz şunu bilin ki hiçbir zaman güçlü olamazsınız. Erdoğan, Suriye'de terör örgütlerine yapılan silah yardımlarından bahsetti ve Kudüs kararıyla Amerika ve İsrail'in tehditleri açık hale geldiğini söyledi.
Kudüs kararıyla ateşlenen fitil, Amerika ve İsrail ile birlikte tüm insanlığa yönelik tehditlerin kapısını açmıştır. Erdoğan konuşmasını uluslararası hukuka sahip çıkan ülkelere seslenerek tamamladı. Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri, Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Artık daha geç kalamayız diyorum. İslam ülkeleri... Evet, Erdoğan'ın bu çağrısı sonrasında İslam İşbirliği Teşkilatı bildirisi yayınlandı ve Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu ilan edildi. Bunu da belirtelim ve sıradaki haberimize bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Başbakan Binali Yıldırım'ın da Kudüs mesaisi hayli yoğundu. İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesine katılan Başbakan Yıldırım, zirve için İstanbul'a gelen mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım, İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesi kapsamında liderlerle görüşüyor. Başbakan Yıldırım ilk olarak Cibuti Başbakanı Kamil Muhammed'le basına kapalı olarak bir araya geldi. Yıldırım yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz Serak'la görüştü. Yıldırım'ın görüştüğü bir diğer isim de Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Fatumat'ta oldu. Görüşmede Kudüs'ün statüsü, Türkiye'nin desteğiyle Gambiya'nın kalkınması konuları konuşuldu. Kudüs zirvesinde Yıldırım Tacikistanlı mevkidaşıyla da bir araya geldi. Yıldırım ve konuk başbakanın görüşmesinde Kudüs'ün yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı. Yıldırım'ın zirveye katılan diğer ülkelerin başbakanlarıyla da görüşme yapması bekleniyor. Evet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısının açılışında konuştu. Çavuşoğlu konuşmasında ABD'nin Kudüs kararını Türkiye'nin tanımadığını bir kez daha vurguladı ve toplantıya katılan mevkidaşlarından Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınması için çalışmalarını istedi. Beklenen zirve gerçekleşti ve İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya geldi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın Kudüs kararını Türkiye'nin tanımadığını bir kez daha vurguladı. Bugün zulme dur demek için toplandık. ABD yönetimi geçtiğimiz hafta aldığı kararla insanlık vicdanını yaraladı, hem de derinden yaraladı. ABD'nin attığı bu adım, İsrail'in Kudüs'ü işgal girişimini meşrulaştırmayı hedefliyor. İslam ümmetinin bu tabloya sessiz kalmasını bekliyorlar. Ama biz hiçbir zaman susmayacağız. Bu zorbalık barış olasılığını ve ortak yaşam zeminini yok eder. ABD'nin aldığı bu karar bizim için yok hükmündedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan Amerika'nın altında imzası bulunan kararları ihlal ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Kudüs'e sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyan bizler, diğer ülkeleri Filistin devletini 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde tanımaya teşvik etmeliyiz. Bu noktada hayati önem arz eden bir diğer husus, Filistinli kardeşlerimizin birlik ve beraberliğinin sağlanmasıdır. Filistin'in her geçen gün daha fazla toprağının gasp edildiğini aktaran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs'ün kutsiyetine el uzatılmasına izin vermeyiz diyerek tepkisini gösterdi. Mücadelede hukuk çizgisinden ayrılmayacağını belirten Çavuşoğlu, provokasyonlara kapınılmamasının önemine değindi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tüm organlarının ve Kudüs Komitesi ile Kudüs Temas Grubu gibi mekanizmalarının sağlayacağı destek son derece önemlidir. Bu mekanizmaları da çok aktif bir şekilde kullanmamızda fayda var. Kudüs'ün kutsiyetine ve tarihi statüsüne el uzatılmasına asla izin veremeyiz. Bugün yapılacak olan olağanüstü zirve, İslam ümmetinin mücadele azmini gösterecek. FETÖ terör örgütüne yönelik Konya ve Antalya merkezli yürütülen soruşturmalarda bugün büyük gözaltı operasyonu yapıldı. Mahrem imamların da olduğu toplam 135 şüpheliye gözaltı kararı çıkarıldı. Antalya'daki operasyon kapsamında 36'sı memur, 25'i asker ve polis, 4'ü sivil, toplam 65 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturmaları kapsamında daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve mahrem imamlarının ifadeleri doğrultusunda tespit edilen 47'si muvazzaf asker, 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 47'sinin muvazzaf asker, 23'ünün ise TSK'dan ihraç edilenler olduğu öğrenildi. Antalya'da da operasyon vardı. Fethullahçı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüphelinin yakalanması için Antalya merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonda sabah saatlerinde 24 ilde 99 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 36'sı memur, 25'i asker ve polis, 4'ü sivil, toplam 65 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Operasyonda gözaltına alınanlar önce sağlık kontrolüne götürüldü, ardından da emniyette ifadeleri alındı. Soruşturmanın derinleşmesi ve gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor. Rusya'nın karanfil yasağını kaldırdığına dair belgeleri gümrük kapılarına göndermemesi karanfil ihracatını sekteye uğrattı. Süs Bitkileri ve İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, kağıt üzerinde her şeyin tamam olduğunu ancak yazının gümrüklere gönderilmediği sürece de krizin devam edeceğini söyledi. Rusya ile Türkiye arasında 2 yıl önce yaşanan uçak krizinin etkileri bazı sektörlerde devam ediyor. İki ülke liderlerinin bir araya gelmesiyle Rusya'nın turizm ve tarımda kademeli olarak uyguladığı birçok yasak kaldırıldı. Rus turistler turizmde bu yıl rekorlar kırarken domateste 50 bin ton sınır olmak şartıyla birçok meyve sebze ürününde de yasaklar kaldırıldı. Rusya ile en önemli ihracat kalemlerinden kesme çiçek sektöründeki karanfil ihracatı yasağının da Mart ayında kaldırıldığı duyuruldu. Ancak yaklaşık 8 aylık süreçte kesme çiçek sektörü karanfil ihracatını başlatamadı. Yasağın kalkmış olmasıyla birlikte karanfile özellikle herhangi bir geçiş izni gelmedi. Bu yıl Rusya'ya hiç karanfil ihraç edilemediğini belirten Bağdatlıoğlu, 100 bin dolarlık ihracatında karanfil dışında gerçekleştiğini açıkladı. Şu anda kalem üzerinde orada ihracat yasağı kalktı görünüyor. Ama tabii şöyle değerlendirmek gerekiyor. Biz kalktı diyoruz ama onların gümrüklerinde bu değerlendirme yok. Yazı gelmemiş ellerine, gümrük kapılarına. Gelmeyince de ihracatçımız hala hazırda bekliyor ne zaman açılacak diye. Şu anda laf sözle veyahut da bürokratlar arasındaki anlaşmalar da olabilir ama kapılara gelen bir olmadığı için ihracat sıfır. Üreticiler şimdi gümrüklere gelecek resmi yazıyla karanfil ihracatının başlamasını bekliyor. Isparta'da tarım sektöründe istihdam edilmek üzere Suriyeli 35 kişiye elma hasadı konusunda eğitim verildi. Suriyeliler ağaçların budanmasından elmanın toplanmasına kadar işin bütün aşamalarını öğrendi. Suriyeli tarım işçilerinin elma sektöründe istihdamını sağlamak amacıyla da fuar düzenlendi. Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı BAGEV'le Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından düzenlenen ortak bir projeye imza atıldı. Suriyeli mülteciler ve ev sahibi toplulukların ekonomik fırsatlarının artırılması yoluyla desteklenmesi projesi kapsamında tarımda istihdam edilmek üzere Suriyelilere eğitim verildi. Burada 35 tane kursiyerimizi elmacılık konusunda eğittik. Toplamaya kadar olan bütün aşamalarında yeterli ulaştılar. Ve bugünkü yaptığımız fuarla da onların işe yerleştirilmesini ve onların artık bizden birisi olarak iş hayatının içinde geçimlerini rahatlıkla sağlamalarını hedefliyoruz. Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü'nde 35 Suriyeli meslek etiği, personel hijyeni, iş güvenliği, işçi sağlığı, meslek dili, mesleki terminoloji, temel yaşam becerileri, kişisel gelişim ve elma yetiştiriciliği konularında eğitildi. Suriye'den geldikten sonra burada Isparta'da geldim. Çalıştım, ziraatta çalıştım önce. Biraz çalıştım yani 5-6 ay çalıştım ziraatte. Bazı şeyler bilmiyorum ziraatte çünkü burada farklı. Heyecanlı oldum, çok öğrendim şeyler. Eğitimi tamamlanan Suriyelilerle tarım sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin katıldığı il istihdam fuarı düzenlendi.
BAGEV Başkanı Ali Çandır, FAO desteğiyle Isparta'da yaşayan mültecileri iş ve sosyal hayatın içine almak için eğitim çalışması düzenlediklerini söyledi. Bundan sonra özellikle gül toplama, diğer meyvecilik konuları ve kesmeççe konularında da sektörün talebi doğrultusunda 2018 yılında da eğitimlerimize devam etmek istiyoruz. Özellikle tarımda çalışan bulmakta zorlanan ve özellikle de nitelikli eleman bulmakta zorlanan tarım sektörümüze bu bir anlamda güzel bir destek olacak diye düşünüyoruz. Mide gazı sancısıyla kalp krizi sancısı hastalık teşhisinde en çok karıştırılan hastalıkların arasında geliyor. Uzmanların dahi tereddüt ettiği bu sancıların ayrımı bakın hangi durumlarda anlaşılıyor? Detaylarını uzman doktor Hüseyin Onur Şahin anlattı. İşte haberin detayları. Türkiye'de her yıl 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor ve 125 bini hayatını kaybediyor. Memorial Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doktor Hüseyin Onur Şahin kalp krizinin belirtilerini anlattı. Kalp krizi kalbi besleyen koroner damarların tıkanması neticesinde olmaktadır. Ve o tıkanma neticesinde kalp dokusu beslenemeyeceği için buna bağlı kalp yetmezliği gelişebilir, ritim bozukluğu gelişebilir ve bunlardan dolayı da ölüm olayları gerçekleşebilmektedir. Doktor Şahin kalp krizinden şüphe edilmesi halinde yapılacak ilk hareketin 112'yi aramak olduğunu ifade etti. Soğuk soğuk terleme, çarpıntı, kendini kötü hissetme, bayılır gibi olma veya baygınlık hissi, sol kol eğilen bir ağrı, uyuşma olması, sırt ağrısı olması gibi şikayetler olduğu zaman da mutlaka hemen 112 aramamız gerekiyor. Aksi halde kalp krizine davetiye çıktığını vurguladı. Eğer ilk bir ritim bozukluğu gelişecek olursa ve ilk 5 dakika içerisinde ona müdahale edilmeyecek olursa bu genelde ölümle sonuçlanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın ölümü akıllara ihmali getirmişti. Ancak mide gazı sancısı veya kalp krizi belirtileri neler? Detayları uzmanından öğreneceğiz. Ve bu tarz durumlarda öncelikle gelen acil servise her mide şikayeti gelen hastada mutlaka eşlik eden risk faktörleri de varsa mutlaka kalp damar hastalığı olup olmadığını aklımıza gelmesi gerekmektedir. Bu hastayı iyi bir detaylı bir muayene ettikten sonrasında kalp grafiğini çekmek, kan tahlilini yapmak, gerekirse bir kalp ultrasonu yapmak, eğer bunlara rağmen de herhangi bir şey saptamazsak gerekirse daha ileri kalp damar tıkanıklığı bulgularına şüphelenecek testleri yapmak ve onun neticesinde doğru tanıya varmak en doğrusu olacaktır. Sonuç olarak kalp krizi belirtileriyle mide gazı sancısı karıştırılmasını olağan karşılayan Doktor Şahin yine de detaylı tetkik ve muayenenin zamanında yapılması gerektiğinin altını çizdi. Acil servisler mide şikayetiyle gelip de kalp krizi saptırmış hastamız sık sık gelmektedir. Bir hasta mide şikayetiyle acil servise geldiği zamanlarda bunu direkt sizin mideniz rahatsız, kalbinizde bir şey yok deyip hastaya göndermek doğru değildir. Hastaya EKG'sini çekip kalple ilgili gerekli kan tahlillerini yaptıktan sonra eğer halen şüphemiz devam ediyorsa bunları tekrarlamak gerekmektedir. Bunlara rağmen tetkikler normalse ve halen kafamızda mide soru işaretlerimiz varsa o zaman gerekirse bir kardiyoloji uzmanının hastayı değerlendirmesi önerilmektedir. Eko okul projeleri kapsamında Antalya'da neredeyse her okul farklı etkinliklere imza atıyor. Kepez'deki Zafer Anaokulu öğrencileri de bugün Konyaaltı sahilini temizledi. Miniklerin çevreyi temiz tutmak için de çağrıları vardı. Antalya polisi iki gündür kapkaççı alarmı vermişti. Uyuşturucu parası için kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla iki kız kardeş gözaltına alındı. Kız kardeşler tanınmamak için bakın ne yapmış. Hepsi ve daha fazlası birazdan. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransız savaş gemisi Paris 2, topçu yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve askerleri tarafından batırılmıştı. Geminin batırılışına 100. yılında Antalya Kemer'de anma programı düzenlendi. Programda yüzbaşı Ertuğrul ve askerleri için saygı duruşunda bulunuldu. Kemer'de 13 Aralık 1917 tarihinde topçu yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve askerleri tarafından Fransız savaş gemisi Paris 2'nin batırılışının 100. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda konuşan yerel tarihçi Ramazan Kar, yüzbaşı Aker'in hayatını ve savaş yıllarında verdiği mücadeleyi anlattı. Çünkü Mustafa Ertuğrul 100 yıl önce bu muazzam zaferi bize hediye ederken biz de tarihimizi, kültürümüzü öyle anlatacağız ki 100 yıl sonrakiler de bizleri unutmasın. Araştırmacı yazar Mustafa Aydemir yakın tarihimizin yeteri kadar araştırılmadığını ifade etti. Bizim tarihimizin birçoğu ya toprak altında kalmıştır
ya sular altında kalmıştır ya da arşivlerin tozlu raflarında kalmıştır. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Mehmet Gökoğlu ise anma etkinlikleri kapsamında Paris 2 savaş gemisine dalış yapıldığını belirtti. Tarihini bilmeyen, kahramanlarına sahip çıkamayan geleceğini çizemez arkadaşlar. Program kapsamında yerel tarihçi Ramazan Kar tarafından Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'e ait fotoğraflar ve kişisel eşyalarından oluşan bir sergi açıldı. Eko okul projeleri kapsamında Antalya'da neredeyse her okul farklı etkinlikleriyle gündemde. Kepez'deki Zafer Anaokulu'da çevreye duyarlı nesil yetiştirebilmek için öğretmenleri ve öğrencilerini Konyaaltı sahilini temizliğe çağırdı. Minikler de sahilde çöp atanlara çağrıda bulundu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin sabah saatlerinde minik ziyaretçileri vardı. Haydi bakalım çöplerimizi toplayalım. Zafer Anaokulu öğrencileri bugün çevre bilinci oluşturmak adına Antalya'da bulunan Konyaaltı plajına geldi ve çevre düzenliği adına çöpleri birer birer kendileri toplamaya başladı. Eko Okul diye bir programımız var. Bu eko program çerçevesinde biz bu ay su kirliliğini aldık. Çevre temizliğini aldık. Bu konuda da çocuklarımıza çevre bilinci oluşabilmesi için çocuklarımızla beraber Konyaaltı sahilimizi temizlemek istedik. Evet, sınıf öğretmeni size. Muhammed Akaydın'ın önderliğinde hareket eden öğrenciler daha temiz çevre için kolları sıvadı. Ne kadar anlatırsanız anlatın, uygulama olmazsa olmuyor. En azından çocuklarımız kendileri uygulayarak, yaparak çevrenin korumanın önemini anladılar. Öğrencilere destek amaçlı anneleri de yanındaydı. Çocuğum gerçekten baktı. Hani çevremiz ne kadar temiz tutmamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Güzel bir etkinlik oldu. Öğretmenimize teşekkür ederiz. Hani onun katkısında çocuklarımız öğrenmiş oldu. Anaokulunda gözlemci olarak eğitim alan Akdeniz Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği öğrencisi de böyle keyifli bir eğitime katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Bu yüzden ben çok mutluyum üniversite öğrencisi olarak. Herkesten destek bekliyoruz. Okul müdürü de eline bir poşet alarak miniklere örnek oldu. Denizlerdeki bu çöp atıkları toplayarak çocuklara dünyayı seven, çevreyi seven birey olarak yetişmek için o küçücük temelleri atmaya çalıştık bugün. Yaklaşık 1 kilometrelik alanı temizleyen minikler büyüklere çağrıda bulundu. Çok pis mi sence sahil? Evet. O zaman insanlara buradan bir uyarı yapmak ister misin? Çöpleri yere atmayın. Çöplerimizi topladık sahilde. Çok pislenmiş mi sence sahil? Evet. Kimler pisletiyor? Abiler, ablalar. Onlara ne demek istersin? Kumlarımızı pisletmeyelim, denizlerimizi, sahillerimizi, çevremizi pisletmeyelim. Denizimizi pisletmeyelim. Çevre temizliğinin ardından çöp kutularına atılan çöplerle görev tamamlandı. Evet, abiler ablalar mesajı aldınız, çevremizi temiz tutuyoruz. Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken Antalya'da yerli ve yabancı turistler denize girdi. Konyaaltı sahili balık tutup spor yapanlarla doldu. Hava sıcaklığının 19,5, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olduğu Antalya'da yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Kimileri denize girerken kimileri balık tutup spor yaptı. Denize giren Rus turistler Antalya'yı çok sevdiklerini, havanın güzel olmasını fırsata çevirdiklerini söyledi. Ya, deniz çok güzel, hava çok güzel. Tutto bene, everything is okay, fine. In December it's fantastic weather here. I like Turkey, I like Antalya. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı cumartesi gününe kadar aynı derecelerde seyredecek. Burdur'dan eğlenceli bir eğitim haberi var sırada. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı öğretim görevlisi Mustafa Yeler, görevlisi müzik bölümü 3. sınıf öğrencileriyle eğitim köyünde müzik ve dansla öğreniyorum adlı bir gösteri hazırladı. Eğlenceli anların yaşandığı tiyatro tadındaki etkinlik izleyenleri kahkahaya boğdu. Eğitim köyünde müzik ve dansla öğreniyorum. Tiyatro tadında bu gösteri Mehmet Akif Ersoy 3. sınıf öğrencileri ve Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı öğretim görevlisi Mustafa Yeler tarafından hazırlanıp sahnelendi. Gel.
Etkinlikte öğrenciler kimi zaman şarkı söyledi, kimi zaman da skeçlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Öğretim görevlisi Mustafa Yeler, eğitimi daha eğlenceli hale getirmek için bu tip etkinliklerin gerektiğine vurgu yapıyor. Şikayet edilmişti, öğrenme sıkıcı, of aman nasıl öğreneceğim, nasıl ezberleyeceğim, nasıl yapacağım, nasıl edeceğim. Demek ki alışılagelmişin dışına çıkmak gerekiyor. Monotonlukların dışına çıkmak gerekiyor. Müziği eğlence aracılığıyla farklı etkinlikleri devreye sokmak gerekiyor. Ve bu şekilde zihnimizde hem öğrendiklerimizi daha kalıcı hem de daha kullanılabilir hale getirmeyi kolaylaştırmış oluyoruz. Etkinlikte görevli öğrenciler eğitimi daha eğlenceli hale getirebilmek için hazırladıkları müzik ve oyun performanslarıyla izleyenlere coşku dolu eğlenceli bir zaman yaşattı. 12-18 Aralık tutum, yatırım ve yerli malı haftasına dikkat çekmek isteyen Konyaaltı Belediyesi, Gürsu Çocuk Kreşi öğrencileriyle renkli bir etkinliğe imza attı. Kimi öğrenciler pazar esnafı olup meyve sebze sattı, kimisi müşteri olup alışveriş yaptı, kimisi ise zabıta olup pazarcıları denetledi. İşte miniklerin büyük oyunu. Tutum ve yatırım alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması için Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi farklı bir etkinliğe imza attı. Kreş öğrencileri kreş bahçesinde meyve sebze satışı yaparken kimi öğrenciler de müşteri olup alışveriş yaptı. Rolüne kendini kaptıran bazı öğrenciler sandalyelere çıkıp müşteri çekebilmek için bağırdı. A'dan Z'ye her şeyin düşünüldüğü etkinlikte kimi öğrenciler de zabıta memuru olup pazarcıları denetledi. Gösterinin sonundaysa öğrenciler hep birlikte masaya oturup yerli malı haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan yiyeceklerden yedi. Dünyada ve ülkemizde yeni çıkan bir teknolojik ürün anında tüketiliyor. Teknolojinin bu kadar hızlı değişimi ve yenilenmesini ise insanların talepleri belirliyor. Dünyada marka yapmış bir firmanın Türkiye pazarlama direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya, teknolojinin hızlı değişimi ve tüketimi değerlendirdi. İşte uzmanından değişim ve tüketimle ilgili püf noktalar. İş hayatında teknolojinin kullanımı, son teknoloji trendleri, değişen tüketici alışkanlıkları. Bilgisayar firması Lenovo'nun teknoloji konusundaki gelişmeleri paylaşmak için düzenlediği toplantıların son durağı Antalya oldu. Teknolojik alet almak riskli bir karar aslında, ciddi bir karar. Normalde gidip kendinize kıyafet aldığınız kadar kolay alamıyorsunuz teknolojik aletleri. Firmanın Türkiye Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya, üretimlerinin tüketicinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda şekillendiğini ifade etti. Tüketicinin tüketici kalem kullanmak istiyor, klavyesi olsun istiyor tabletin. Gidip ona ek bir ürün almak istemiyor. O zaman neden klavye tablet üretmiyoruz diye düşündük. Ya da evde bilgisayar kullanıyor ama masanın üstünde sürekli oturur pozisyonda kullanarak değil, bazen yatarken kullanıyor. Ona uyum sağlayabilecek bir cihaz istiyor. Kolay bozulmayacak, sağlam, uzun süre kullanılabilir ve tüketici kullanırken mutlu olsun dediğimiz ürünleri üretiyoruz. Sarıkaya, gereğinden fazla para harcamamak için ihtiyaçlar dahilinde alışveriş yapılması gerektiğini belirtti. Ürün alacağımız zaman neye dikkat etmemiz gerekiyor? Telefon olsun, bilgisayar olsun, tablet olsun. Tüketici ihtiyacını belirlesin. Mesela mimar çizim yapması gerekiyor. O çizim programlarını kaldırabilen, ekran kartı olabilen bir ürünü almalı. Ama derseniz ki yok, ben sadece maillerime bakıyorum ve sürekli seyahat ediyorum. Belki de sadece maillere bakabileceğiniz çok yüksek donanımı olmayan, işte SSD kartı olmayan, hafızası çok yüksek olmayan bir şey alabilirsiniz. Memleketi Sivas'tan Antalya'ya gelen 59 yaşındaki Abdullah Doğruyol tedavisi için otomobilini bir galericiye sattı. 10 bin lirayı peşin aldıktan sonra kalan 15 bin lirayı senet olarak alan Doğruyol, galericinin kayıplara karışmasıyla dolandırıldığını anladı. Akdeniz Üniversitesi'nde tedavi olmak isteyen böbrek hastası Abdullah Doğruyol bir süre önce Antalya'ya geldi. Bir ev kiralayan Doğruyol parasını tedavisinde kullanmak üzere eşi Hayal Doğruyol'a ait otomobili satmak istedi. Elimde bir sermayem vardı, araba. Onu da sattım ben. Şimdi ise onunu aldım. 15'i kaldı. Ben, senet yaptınız. Senet yaptık. Bizi dolandırdı. Senetli alacağı 15 bin liranın vade gününde aracını sattığı Memur Evleri Mahallesi'ndeki galeriye giden Doğruyol hayatının şokunu yaşadı. Kapalıydı. Kiralık yazılmıştı. Bırakmış gitmişler, kapatmış gitmişler yani. Başka
bilmiyorum yani. Ne yapacağımı da şaşırttım. Var. Başkalacaklılar da var. Şimdi inanırsan şu anda evime ekmek parası götüremiyorum yani. Ekmek param yok yani şu anda. Ben ona güvenerekten geldim yani. Ne yapacaksınız şimdi? Vallahi ne yapacağımı bilmiyorum. Ben de şaşırttım. Bir yandan tedavisine devam ederken diğer yandan kendisini dolandıran galericiyi aradığını belirten Abdullah Doğruyol şüpheli ayyenin telefonlarına cevap vermediğini anlattı. Telefonu çalıyor. Telefonu çalıyor, cevap vermiyor. Bu resimdeki çocuğu arıyorum. Resim olan çocuğu. O da cevap vermiyor. Sözleşme yapmışsınız aranızda? Sözleşme yaptık. Arabayı da devretmişsiniz. Devrettik. Vekaletine devrettim arabayı. Senet yapıldıktan sonra dedik, sorun olmaz dedik ama sorun çıktı. Antalya polisi iki gündür kapkaççı alarmı vermişti. Uyuşturucu parası için kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla iki kız kardeş gözaltına alındı. Kız kardeşlerin tanınmamak için de erkek kılığına girdikleri ortaya çıktı. Antalya'nın Kepez ilçesinde pazara gitmek için yola çıkan 59 yaşındaki Mine Kurnaz motosikletli iki kapkaççının hedefi oldu. Yanına yaklaşan motosikletten uzaklaşmak isteyen Kurnaz motosikletteki kadının elindeki cüzdanı almasına engel olamadı. Demeye kalmadı, yüzlerini görmedi elimdeki küçük cüzdanı aldıkları gibi fırladılar. Ben çekiyorum, onlar çekiyor. Hatta tırnağım kırıldı. 50 lira parayla anahtarlarım vardı. Başka bir şey yoktu. Ama herkese yaparlar. Polis Kurnaz'ın ifadesine başvururken şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bir gün önce de benzer bir olayın yaşanması üzerine polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Gündoğdu Mahallesi'nde iki kız kardeşi gözaltına alırken olaylarda kullanılan motosiklete de el koydu. Şüphelilerin iki gün önce Isparta'dan geldikleri ve uyuşturucu parası için erkek kılığına girerek kapkaç yaptıkları ortaya çıktı. İki kardeşin emniyetteki işlemi sürerken polis motosikleti kullanan erkeğin peşine düştü. Antalya'nın Kepez ilçesinde gündüz saatlerinde arka arkaya iki hırsızlık yaşandı. Birinde içinde 250 lira bulunan cüzdan, diğerinde ise bir iş yerinden hamur makinesi çalındı. Hırsızlık anı ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Polisi harekete geçiren hırsızlık olayları Kepez ilçesi Toptancı halinde meydana geldi. Park halindeki kamyonetin kapısını açan MG cüzdanındaki 250 lirayı alıp kaçtı. Polis hırsızın peşine düşerken aynı bölgede bir iş yerinden hamur makinesi çalındı. Kepez ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarından tespit ettiği cüzdan hırsızıyla hamur makinesini çalan şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü bir başarılı operasyona daha imza attı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şüpheli de gözaltında. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat sonucu belirledikleri 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. HK, CK ve AK'nin ikametinde yapılan aramada toplam 45 gram uyuşturucuyla 44 adet hap ele geçirildi. Şirinyalı mahallesindeki bir iş yerinde ise uyuşturucu madde ticaretinden aranması bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen biri kadın 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Evet efendim, yurttan haberlerimiz bu şekildeydi. Sırada dünya turu var. İngiltere polis merkezinde yaşanan ilginç olayı konuşuyor. Görüntülerde gözaltına alınan bir şüphelinin karakoldaki işlemler esnasında polise yumruk atması yer alıyor. Darbeyi alan polis önce yere yığılıyor ve bayılıyor. Diğer polisler ise kısa süreli şaşkınlığın ardından zanlıyı götürüyor. İsveç'te dev bir geyik indiği köyde ağaca kurulu salıncağa dolandı. Saatlerce kurtarılmayı bekleyen hayvanın imdadına ise bir köylü yetişti. Eline aldığı uzun sopayla bir ağacın arkasından geyiğe müdahale eden adam hayvanı kurtarmayı başardı. Gazze şeridinin kuzeyinde iki Filistinli sivil İsrail'in bombardımanı neticesinde hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarına göre işgal güçlerine ait insansız hava aracı saldırısı motosikletle seyahat eden iki sivil hedef alınarak gerçekleştirildi. Nijerya'da bir tır içinde 5 kişinin olduğu aracın üzerine devrildi. Otomobil adeta kağıt gibi ezilirken içindekileri kurtarmak için hummalı bir çalışma başlatıldı. Bir araç çelik halatla tırı çekmeye çalışırken insanlar da araçtaki yaralıları kurtardı. Irak'ta Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tusurmatu ilçesine yoğun havan topu saldırıları devam ediyor. Son saldırılarda 25 yaşındaki bir Iraklının hayatını kaybettiği açıklandı. Böylelikle kentte son günlerde artan havan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Şimdi ekranlarınıza gelecek olan görüntüde gerçekleşen kazalar diğerlerinden çok daha farklı. Çünkü kazayı yapan yaya veya taşıtlar değil, uçaklar. Uçuş esnasında aksaklıklar yaşayan uçaklar kontrolü kaybedip şehirlere düşüyor. Ortaya ise dehşet dolu anlar çıkıyor. İşte söze gerek bırakmayan o anlar. Evet, bültenimizi noktalamadan piyasalara da göz atalım. Delfin Otelleri piyasaları sunar. Borsa İstanbul'da bugün dolar 3 lira 84 kuruş, euro 4 lira 52 kuruş olarak günü tamamladı. Altın 153 lira 82 kuruş. Borsa İstanbul'da 108.241 puanla günü tamamladı. Delfin Otelleri piyasaları sundu. Evet, böylece bültenimizi noktalıyoruz sevgili izleyenler. Yarın yine aynı saatte, saatlerimiz 19'u gösterdiğinde sizlerle bu ekranda buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yanlar için, bir başkadır benim memleketim.